Arkadaşlar sınavlar da bizi böyle beynimizden vurulmuşa döndürecek. O yüzden vize haftası vloguma hoş geldiniz. Ne habersiniz? Nasılsınız? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bir vlog çekelim dedik yani. Bir vlog çekilir. Neden? Çünkü o belalı hafta geldi arkadaşlar. Yani benim için çok da belalı sayılmaz. Çünkü iki tane final mi? Vizem var. Yani notun büyük bir kısmını çıkardım. Sadece son ders kaydının 40 dakikası kaldı. Onu yapacağım. Bir de bir tane daha ders kaydı var. Hocanın geçen hafta işlediği ama onu henüz atmadı. Sınavda 2 gün sonra umarım onu atar. 2 gün içerisinde diyorum, olmadı. Bir önceki senenin kayıtlarını da atmıştı hoca. Onları izleyip oradan not çıkaracağım. Öyle. Şimdi işlemsel zeka çalışacağız. Ve bu gece bu işlemsel zekayı artık kapatmamız gerekiyor. Defteri kapatmamız gerekiyor. Çünkü yeter. Yani sıkıldım, işlemsel zekadan sıkıldım. Yani bütün her şeyi yazdım. Ondan sonra tekrar edip notunu çıkarıp böyle ezber yapmam gerekiyor. Çünkü sınavda kod falan bir şeyler soracakmış. Allah emanet, gideceğiz artık. Bilmiyorum, çok gerginim. Yani hala 4. sınıf 2. dönem olduğuma inanamıyorum. Okulun bitecek mi bitmeyecek mi tribine giriyorum. Hala bitirme Allah emanet. Bitirme hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bitirmeyi her düşündüğümde böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bak gene yüklendi. Hayır. Bitirmeyi düşünmüyoruz. Bitirmeyi halledeceğiz. Neyse. Hiç vakit kaybetmeden yeterli Stray Kids dozumuzu da aldığımı düşünüyorum. Ama bir de Venom'u dinlesek mi? Efendim. Yapacağım şimdi. Enerji diyorum kendime, enerji. Allah Allah. Enerji ihtiyacım var. İşte enerji bunlar. Bir de Charmer dinleyip ondan sonra başlıyoruz. Keşke ben de büyücü olsam da şu an bütün her şeyi böyle hafızama doldursam. Neyse, bu kadar oyalanma ve bu kadar enerji yeter. Şimdi Stray Kids'ten aldığım bu enerjiyi tabii ki de buraya aktarıyoruz. Ve ders kaydımızı açıp başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Dın dın. Hemen şuradan sayacı da açayım. Çünkü ders kaydını şuraya alayım. Timers up. Hadi bakalım. Zoom in. Full screen. And hadi sen de açıl tatlım. Ben en son 15. dakikada mı kalmıştım? Kaçıncı dakikada kalmıştım ya? Neyse, ben ayarlamaları yapayım. Ortam böyle. Başlıyoruz. Hocam ne yaptın hocam? Şöyle olunca sinir tepeme çıkıyor. Yani oradan ona geçiyor. Çıldıracağım. Her şey böyle bırakasım geliyor. Gerçekten bırakasım geliyor yani. Gerçekten. Arkadaşlar, ders kayıtları bitti. Hocanın attıkları bitti. Hatta hoca son dersin kaydını atmamıştı. Şu an şey düşünüyorum. Acaba önceki sene attığı ders kaydından izleyip notu çıkarsam mı? Yoksa yine kaydı atmasını mı beklesem? Sırada bende çıkmış sorularım baksa. Biraz kararsızım. O yüzden ben de biraz karar vermek için kendime Türk kahvesi yapıyorum şu an. Yeterli kafein almam lazım. Dik notlar çıktı. Yani çıktı da ne oldu? Ya da bilmiyorum, oturup onları bir tekrar ederim. Yani ders kayıtlarını baştan izlesem mi bilmiyorum. Sonuç olarak artık not almayacağım için çarpı 2.5'da bile dinleyebilirim yani. 2.5'da dinleyip hızlı hızlı böyle ne oluyor ne bitiyor. Onları da bir tekrar edebilirim bir göz. O yüzden
kararsızım biraz. Ve biraz da başım ağrıyor. Çünkü bugün haddinden fazla erken kalktım. Çok erken kalktım. O yüzden bilemiyorum. Bir şeyler yapacağız artık. Benim çocuklarım ne yapıyormuş burada? Hı? Benim çocuk dayım. Uzay, gel, öpücük. Aşkım. Annem, keyifler nasıl yerinde mi? Ha? Öyle elim de ağrıyor ya. Her yerim ağrıyor ya. Kendine gel Beste. Kendine gel lütfen. Elim inmedi, elim şişiyor. İşte. Ne oldu Uzay? Niye hareketlendin? Başlamayın bu durmaya. Ne yapalım, çocuklarımın da benim enerjime ihtiyacım var yani. Of, kafamın arkası ağrıyor ya. Arkadaşlar, sahur vakti geldi ve ben ne yiyeceğim? Yesem mi? Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Ha? Ya siz ne yapıyorsunuz? Görüyor musun? Tıf 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 geziyorlar yerde. Uzay. Manyak bunlar, yemin ederim ya. Ya ne yesem bilmiyorum. Tost mu yapsam kendim acaba? Tost yapayım da bir tane tost yiyeyim. Yani onu da sırf yemek için yiyorum. Yoksa yiyeceğim, hiçbir şey yesim yok. Yarın da bu yediğimin de yarına da bir faydası olmayacak ama yani. İşte sahur psikolojisi arkadaşlar. Sahur psikolojisi. Gel ne var? Gel lan buraya. Gel abi. Ne yiyeceksin lan? Neyse ben hızlıca bir tost yapayım. Yiyelim bakalım tostumuzu. Aşk etse ya. Bu saatte yeniden tostun da ayrı bir tadı oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Geçen gece gene bir tane yaptım. Bu boyutlarda. Sonra doymadım. Çok tatlı geldi. Bir tane daha yaptım. Hala tuzlu peynir çıkıyor. Gideriz de yarın çarşıya alırız. Akşam çıkarız. Yarın mantın çok kalabalık olmaz diyeceğim. Diyelim çok kalabalık olacak. Yani çarşıda yer bulmak yeni cumada bir mümkün değil. Full atıyor abi, yani inansan yere düşmeyecek yani, o derece. Tosta gerçekten güzel. Ben böyle normal ekmekli tostu sevmem. Abi normal ekmek de bal gibi oluyor ya. Tadı başka oluyor normal ekmekte. Pideyle. Neyse coşmuyoruz. Gidip bir de pideyle yapmıyoruz mesela şu an. Aklımda öyle bir düşünce var ama yok yani, daha yemeyelim, yok. Abi yok yani, deli gibi yemek yiyoruz, böyle bir şey olamaz ya. Bugün yemedik. Bugün yemedik gerçekten. 7.30'da masaya oturuyoruz, 8'de masadan kalkıyoruz, o sırada ben çay suyunu atıyorum tabii. Çay demleniyor. 8.45-9 gibi oturuyoruz masada. Bisküvitler. Kurabiyeler. Kurabiyeler. Ondan sonra cipsler, çekirdekler. Bunlar havada uçuşuyor. Bir yarım saat içerisinde onları tüketiyoruz. Üzerine bir de sahur yapıyoruz. Utanmadan. Utanmadan. Bir de utanmadan dün gece pide diyorum. Pizza yaptım. Pizza yaptım canları çekti diye. O kadar şey yedikten sonra bir de üstüne pizza yedik. Ve biz çarşıya gittik, iki top dondurma yedik. He ya, kahve değil. Ben bir de şekerli bir kahve içtim. Abi dün akşam yani midemiz artık şey olmadıysa. Ben benim midem zaten taş gibiydi bütün gün. Şimdi midelerim de içim yok. Evet abi, şimdi diş fırçalama faslına geçelim, sonra görüşürüz. Son sularımızı da içelim arkadaşlar. Ondan sonra niyet edelim orucumuzu tutmaya. Ben içtim artık, su içmekten susacağım. Uzay! Annesini çağırıyor. Cevap ver bana, ne oldu? Geldim. Gel. Aşkım. Gel aşkım. Ne oldu annem? Hah, geldim. Geldim annem.
yüze yakıcıyım. Ya neye saldırıyor? Ya hem beni çağırıyor hem de saldırıyor. Ne oldu? İçecek misin sen de su? Babana diyorsun. Çakı su. İçecek misin? Çakılı bayıklı boş ver. Uzay sen içecek misin? Bir şey olmaz. İçecek misin lan? Nereye gittiğini zannediyorsun? Ha? Şimdi birazcık daha ders çalışma baktı. Sıkılana kadar biraz daha çalışayım. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Uzay. Her şey bitti. Şimdi oraya mı daldın? Ya ne yapıyorsunuz? Ne itekliyorsunuz birbirinizi? Uzay. Ya bana bak, bana. Gel lan buraya. Gel çakıl. Gel. Çakıl. Geç. Şunlar birazcık da. Gerçi onlar da bizim gibi saat 4.30'a kadar uyuyorlar. Çocuklarıma gerçekten çok üzülüyorum. Dengeleri şaştığı için. Ama neyse sabretin çocuklar. Bir 20 gün kaldı herhalde. Kaç gün kaldı ki ya Ramazan'ın bitmesine? Ramazan bitince onlar da normal rutinine dönerler. Ezanların yüzü suyu hürmetine niyet ettim orucumu tutmaya. Hadi bakalım başlasın. Biz de başlayalım mı ders çalışmaya? Saat 6.30 oldu arkadaşlar. Ben de şimdi yatıyorum. Uyumam 7'yi falan bulur herhalde. O zaman akşama doğru görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar. Biz iftar yaptık. Ben hatta bugün saat 4-4.30 gibi falan uyandım. Tabii ondan sonra görüşmedik. Çünkü bu ara vlog çekemem. Hastalığına yakalanmış olabilirim. Her neyse. Şu an fındık kırıyoruz. Yani öyle içimizden geldi. Canımız çekti. Bir ara evde çünkü fındık vardı. Sonra biz onları hep kavurduk, yedik. Şimdi onlar hazır kırılmıştı. Annem kırılmış yollamıştı. Canım anam. Buradan sevgilerim. Bak. Buradan sana anneciğim kalp. Şimdi de hazır kırılmamışlar vardı. Onları kırıp kavurmayı planlıyoruz. Öyle yani. Birazcık size bunu göstereyim dedim. Yani evin her tarafı bok gibi oldu. Yani her tarafı fındık kabuğu sıçradı. Şu an çıldırıyorum. Bir an önce şunlar ortadan kalksın ve evi süpürmek istiyorum yani. Daha bugün süpürüp sildim. Ha yani biz sabah sürüp... Ne? Sabah silip süpürmemişçesine her taraf fındık yani. Bakın. Yerlere bakın. Koyun boku gibi serinliği. Benim minnoşum nerede? Çakıl! Size de edeceğim birazdan fındık. Nerede çiğ fındık yiyorlar. Neyse o zaman biz kırmaya devam edelim. Arkadaşlar ben bittim. Gerçekten bittim. Yani 13'ü saat 18 ve yaklaşığını siktir edin arkadaşlar. Yani 15 saat sonra yani saat 5'te sınavımız var. Ve neye çalışacağımı bilmiyorum. Yani o kadar yazdığım notlar, dinlediğim ders kayıtları hiçbiri bir işe yaramıyor. Sayısal soruları çözmeye çalışıyorum ama çözemiyorum. Sonumuz hayır olsun diyorum yani. Gerçekten hayır olsun. Yıldım. Gerçekten yıldım şu an. Bugün dejavu. Öyle arkadaşlar. Keşke derssiz tasasız olsam, deli gibi müzik dinlesem, boş atsam, K-drama izlesem. Keşke. Yani ben bu yaşımda emekli olmak istiyorum. Olabiliyor muyuz? Böyle bir şey var mı? Beni emekli yapar mısınız? Ya ben emekli olmak istiyorum ya. Bana böyle para kışı olsun. Gezeyim, tozayım yani. Bak kendimi de geliştiririm. Yaparım her şeyi ama yok şu YouTube'dan da yüzümüz gülmedi ki be. Gülmedi ki yani. YouTube'dan yüzümüz gülseydi en azından biraz rahat olurduk yani. Ama yok yani bizim neden yüzümüz güldü ki? Hiçbir şeyden yüzümüz gülmedi. Maalesef gülmemeye de devam edecek. O zaman ben yüzümü güldüren kişiyi bir açayım, bir izleyeyim de. Ondan sonra da
tekrardan ağlamaya dönebiliriz. I can't breathe without you, be right by my side. I'll die. All when I close my eyes, all I see is red lights. Öyle işte arkadaşlar. Böyle işte. Tekrardan bataklığa dönelim mi? Ya zaten bataklıktayız. Batmışız. Daha ne kadar batabiliriz? Daha ne kadar batabiliriz? Bunu bana birisi açıklayabilir mi? Ben artık sıkıldım ya. Sıkıldım. Neyse. İsyan etmenin yarınki durumu hiçbir etkisi olmayacağı için ben en iyisi ders çalışmama geri döneyim arkadaşlar. Anlıyorsun. Biraz sonra görüşürüz. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got. Ya bir insanın hem çalışmak isteyip hem de çalışmak istememesi nasıl bir durum? Yani şu an karşınızda bu örnek var. Ya hem çalışmak istiyorum hem istemiyorum. Sıkıldım. Yeter. Yeter. Ama önceden benim 500 tane vizem oluyordu. Ben gene de böyle oluyordum da yani bu beni aldı başından götürdün. Yani çalışacak şeyler var ama yani yok yani hiçbir şey akmıyor ya. Akmıyor. Arkadaşlar ben sınavı saat 5'te biliyorum ama saat 3.30'daymış. Ya ben çalışmak istemiyorum. İstemiyorum. Beni şu an en sinir eden de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Evde yazıcı olmasına rağmen ben bunları çıkartamıyorum. Neden? Çünkü yazıcım bozuk. Kahretsin seni yazıcı kere. Arkadaşlar ben bir mal olduğum için ne yapıyorum? yarın okula giderken ne giyeceğimi kombinliyorum. Neden? Çünkü ders çalışmamak için her şey yapmak mübahtır. Böyle bir kombin yaptım. Bakın böyle bir kombin yaptım. Kollarım böyle mi kalsın? Büyük basıp böyle bırakacağım. Bunu da içeri atacağım öyle. Şuraya da çakıl çok güzel sıçmış. Akmış böyle. Onu silmem lazım ama silmiyorum. Böyle bir kombin. Nasıl? Şuraları tabii ki de düzelteceğim şu an. Böyle duruyor. Ayağıma da siyah konvers giyeceğim. Bence güzel sızıyor. Öyle yani. Şimdi bunu gideyim bir Zehra'ya göstereyim. Kollarım sence böyle mi kalsın? Evet. Ben bunu da öyle yaparım. Hı-hı. Güzel de bir kırmızı far sürerim buraya. Bordo. Kırmızı. Bordo işte. Yok kanka. Fuşya. Ya neden? Ben kıyafetime uygun far sürmeyi seviyorum. Tamam da bordo okey. Kırmızı okey. Ya tam işte bordo. Şimdi gidip üşenmeden bordo far sürmem yok mu? Yok. Var. Hayır. Bir dakika. Ya ben... Düğüne mi gidiyorsun? Ben gidiyorum düğüne. Biraz böyle ders çalışacağım. Kendimi birazcık motive etmem lazım. I am ready. This is the... Aile saadeti. Yes. Peki peki bu psikolojik durumuma ne diyorsun? Yaşadık. Onun da yakın olduğunu yaşadık kardeşim. Geçen hafta ben de böyleydim arkadaşlar. Benim sınavlarım bitti çok şükür. Kızım.
ama çok yakışmıyor bu. Glab. Glaxes. Arkadaşlar çok feci böyle bir yerlere gidip eğlenmek istiyorum. Ama bir yerlere gidemediğimiz için böyle evde kendimiz eğleniyoruz. Ne yapalım be? Komünüm hakkında ne düşünüyorsun? Gayet güzel. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen ne yapıyorsun şimdi burada malak gibi oturuyorsun? Ha? Arkadaşına psikolojik olarak destek versene. Müge Anlı izliyorum. Daha çok psikolojimi bozmak için. Salak. Sanki psikolojim çok yerinde benim. Hı. Ben ne yapayım, daha çok bozulsun diye elimden geleni yapıyorum. İyi yapıyorsun. Müge Anlı izleyerek delirdik. Temizledik. Yani ben artık ben delirdim. En önde bayrak sallıyorum. Zehra da arkada trompet çalıyor. Aynen. Bu arada ne öptüreyim. Daha çok ıslık çalıyor gibiyim ama. Çakılı öptürmeye çalışıyorum. Çakılı öptmüyor. Zehra ötüyor. Ben yani aklınıza gelebilecek her şarkıyı ıslıkla çalabiliyorum artık. Gerçekten master yaptım yani ıslık çalma master konusunda. Çakıl yerine ben ötüyorum, ne yapalım. Sonra alışıyorum mesela, eve falan gidiyorum, evde de ötüyorum. Yani utanmasam kuş olacağım yani. Keşke kuş olsam, uçup gitsem buralar. Keşke kardeşim, keşke. Bundan sonra Zehra'ya papağan diyoruz. Evet. Kocaman bir sultan papağan. Yok sen artık Jaco. Jaco. Zaten sürekli de fıstık diyorum. Tam bir Jaco gibi. Kahretmesin ya. Öyle ama. Bu arkadaşlar ya. Şimdi ben de bestenin diğer sınavı için besteye yardımcı olmak adına canım arkadaşım çevirilerini yapacağım. Hemen Müge Anlı podcast. Podcast olarak Müge Anlı'yı açıp arkadan. Müzik de açabilirim. Artık Müge Anlı yeter. Bence de dur yeter. Dur Müge Anlı. Sağ ol. Gerçekten sinirlerim bozuluyor ya. Bence de yeter artık. Evet ve çok maruz kaldım. O yüzden. Arada böyle bir bataklık geliyor ya. Ben geliyor, de geliyor. Geliyorum. Bıraktım ben artık şey K-drama bataklığındayım. Bu ara, inşallah. Bu ara Tomorrow izliyorum arkadaşlar. Siz de izleyin. Çok güzel. Sadece şu an 4 bölümü çıktı. Diğer bölümleri de hafta hafta çıkıyor. O yüzden iyi. Oturup hepsini hepsini izleyemiyorum maalesef. Maalesef. Beklemek zorundayız. En nefret maalesef ettiğim şey. Ama neyse yapacak bir şey yok. O zaman ben gidiyorum Zehra. Bir şey diyor musun? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah kurtarsın. Birazdan bağırışlarıma maruz kalabilirsin. Zaten bir saattir bağırıyorum. Şimdi burnumu alıp başlayacağız. Hadi bakalım. Yani kıyafetlerle çalışma. Az biraz bölümlerle çalışma adına girmem lazım. Birazcık çalışayım. Görüşürüz. Boşuna arkadaşlar mı hazırlandım ya? Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem Aziz Allah Celle Celal. Ya arkadaşlar hiçbir şey iyi gitmiyor. Çok soru var. Of, çalışasım yok. Çalışmayacağım da artık bu saatten sonra, ne olursa olsun doğru yanlışları da sallarım bir şekilde. İşlerim soru gelirse de sıçanca. O zaman sabah görüşürüz. Selam. Arkadaşlar sınavdan çıktık. Yani o sınav öncesindeki o karmaşayı, o şeyi falan çekemedim. Çünkü bayağı oturup deli gibi ders çalışıyorduk. Zaten diğer arkadaşlarım daha önce sınava girmişlerdi. Ondan çıktılar. Sonra hızlı hemen buna çalışmaya başladık falan. Çalıştığım yerlerden çıktı. Yani aslında o kadar krize girdim ama yani yine de çok emin değilim. Emin olamam akılla beraber. Minimum 50 alırım diye düşünüyorum. Artık sonuç hocaya kalmış durumda. Öyle yani, şimdi arkadaşlarla beraber birazcık takılacağız. Dışarı falan çıkacağız. Dışarıdayız zaten. Arkadaşlarla beraber çarşıya falan gideceğiz. Orada takılacağız. Bakalım. Merhabalar Eren Bey. Sınavınız nasıl geçti? Sınav kötü. Ama çok önemsemiyorum. Evet, çünkü salabilir Eren. En azından salma gibi bir opsiyonun var senin. Bende o da yok. Öyle işte.
kadar dersi boşuna mı? Kaç ders aldın sen? İşte 4 tane aldım. Şunu geçsem. Ha yeter. Yetiyor. İyi ya. Senin İngilizce sıkıntın yoktu değil mi? Aynen. O yüzden rahatsın. Yok. Zaten nesneden internetim geçti. Aynen aynen. Allah'tan onun vizesi yok. Ceren bilmiyorum hala yok o piyasada. Utku telefonda konuşuyor. Benim de sıkıntım İngilizce sıkıntım olduğu için insansız araçlar aldım ve insansız araçlar da anamızı ağlatacak gibi haftaya. Sen insansız aldın mı? Aldım. Umaz boy farkına bak ya. Daha ne kadar uzayacaksın? Böyle hiç mutlu değilim. Niye? Sınav nasıl geçti? Çok kötü geçti. En azından Kamins'i yazdın. Kamins ama ondan da emin değilim. Oğlum VJ'leri de UJ yaptın değil mi? W'leri U yaptın değil mi? Hayır W'leri W olarak bıraktım. Allah seni kahretmesin. Ben ne bileyim ne yazıyorsa onu yazdım. Ben bunları dedim ki sınavdan önce otur dedim Kamins'i dedim çalışın dedim ezberleyin dedim. Yani bir şekilde o çıkacak dedim. Çıktı. Dinledin ki. Yani şimdi nerede çıkar? Bu vizeydi. Zannetmiyorum. %30'du. Ha 20 almışım ha 30. Fark etmiyor. 80 evet. Almadığım sürece. Evet. Ben de 20 bekliyorum. Bravo Konuş be. Eren. Bravo be Eren. Öyle. Finaldeki hedefim 50 ya da 60 alırsam vizeyin hiçbir önemi yok. Aynen. Benim için. Projesi de yok zaten. 60 alsak zaten geçiyoruz değil mi? 60 da alırız ya. Umarım daha çok doğru yanlış söyler. 60 alınca geçiyoruz ya. Hiç kolaya geçilmiyor bu derse ha. Bir kere de şöyle yata yata geçelim. Sabahki de kötüydü, optikten de kötü aldık. Neyse. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Allah seni kahretmesin. Aha Ceren de geliyor. Gelsin abi. Hadi gel. Öyle. Aldın mı kartını? Uyusun diye küçültmüştüm fotoğrafa bakar mısın? Ben oldum hiç belli mi abi bu? Oha yani abi o fotoğrafı niye var? Benim ta ilkokulda, ortaokulda, lisede çekildiğim fotoğraf var. Arkadaşlar şimdi güzelliğine bakalım. Küçülttüğüm için birazcık belli olmuyorum ama. Oha ne güzeller. İyi de değişmiş bu fotoğraf. Evet. İyi bizimkisi amele gibi duruyor yani ama. Yatağı yaparken yeni resim istemişler. Kimliğimden tanımadı beni. Ben onu biraz çok enerjik. Ne oldu? Enerjim şu an düşük değil o kadar. Ağlıyorsun değil mi? Ha? Ağlıyorsun. Biz burada ne yapıyoruz? Cam karasa da giderim de. Borcumuz bir de çok. Ördünüz de cevap figen yok. Ama sen istersin. Geç oldu diye dedi. Bununla çek. Ben çekeyim. Hep ben çekiyorum. Hep ben. Ben video çekiyorum şu an. Orada mı? Ne haber Ceren'ciğim? İyiyim büyük sen. İyiyim ben de. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Aa telefonu güzel. Aa git hadi. Arkadaşlar işler sarpa sardı. Geliyorum. Ya söveceğim. Bozuk param yok ki belki çalışırdı da şurada iki masaj yapardık ama maalesef bozuk param yok. Geliyor gelmekte olan. Hello, how are you? Merhaba, iyiyim sen? Ay şuraya oturayım. Yoruldum. Evet, sizi yorucu bir yolculuk daha bekliyor. Neyse, şarkı açarsın dersiniz. Eve gideceksin zaten, evde girersin. Masaj mı yaptırıyorsun? Yok. Param yok. Hadi gidelim. Nereden gidiyoruz? GS Store. Şimdi GS Store var. Yukarıda Beşiktaş var. Neden Fenerbahçe yok? Ayıp. Ben de bunun yeşili var. Lan bizde de vardı da satmıştım. Bende de yeşil vardı da sattım. Şundan var bizde de. Bende vardı. Benim bunun aynısı. Biz bunu sahilde almıştık kanka. Çantası yok yani. Oha 139 lira olmuş ya. Yuh. Ben 70 liraya almıştım. Sonra sahile gidemeyince satmıştım. Ben iki tanesini 90'a almıştım. Ben de iki tanesini 100, 130'a mı? 130'du getirdi indirim kuponum vardı. 90'a
keyifli. İşte.